Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba. Bugünkü stüdyomuz sevgili Nezaket Özveri'nin çiçeklerle dolu bahçesi. Kendisine bir kere de buradan teşekkür etmek istedim. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nezaketin adını Nezaketin bahçesine ve çiçeklerin arasına hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta mobbingi konuşmuştuk. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta mobbing nedir üzerine konuşmuştuk. Bu hafta da mobbinge uğradığını düşünen işçiler ya da çalışanlar ne yapabilir, nasıl bir yol izlemelidir? Bunu konuşacağız. Buradan başlayalım isterseniz. Geçen hafta mobbingin davranışsal boyutlarını koyduk. Yani hangi davranışlar, hangi tutumlar, hangi organizasyon mobbing olarak kabul edilebilir. Şimdi bu kez de mobbingle ilişkili hukuki mevzuata bir bakalım ki oradan da işçilerin hak arama yollarını, bir kere mobbing olsun ya da olmasın, kişilik haklarına yönelik haksız saldırı Borçlar Kanunu 49. maddesi anlamında, Türk Borçlar Kanunu 49. maddesi anlamında tazmini gerektiren, manevi tazminatı gerektiren bir durum. Bir zarar oluşmuşsa tabii ki maddi tazminat, ama bir zarar oluşmamışsa, maddi bir zarar oluşmamışsa kişilik haklarını mobbing üzerinden ya da kötü muamele üzerinden işçinin kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı bir saldırının ilk ilgilendirdiği kanun maddesi Türk Borçlar Kanunu 49 ve devam maddeleri, manevi tazminat isteme hakkımız var burada. Bunun için mutlaka ağır küfür, ağır bir maruziyete ile karşı karşıya kalması da gerekmiyor. Kişilik haklarına saldırı niteliğindeki her davranış manevi tazminatı gerektirir bir. Burada manevi tazminatın miktarını, tutarını yargıç belirleyecektir. Olayın vahameti belirleyecektir. Ama şu kadarını söyleyelim. Eğer arada bir bağımlılık ilişkisi varsa, yani mağduriyeti yaratan amir konumunda birisi ise, dolayısıyla bu mağduriyetin ağırlığı, çünkü karşılık verebilecek durumda olmadığı için, kendisini savunacak durumda olmadığı için ya da kendisini savunmasının ağır bedelleri olduğu için bir takım hakaretleri sineye çekmenin ikinci bir eziyetini yaşayan birisi olduğu için de bana göre manevi tazminat burada daha ağır ve daha yüksek tutarlarda karar verilmelidir. Ama sonuçta mahkeme karar veriyor. Borçlar Kanunu dışında yine Borçlar Kanunu'nda özel bir düzenleme söz konusu. Borçlar Kanunu 417. maddesi işverenin gözetim yükümlülüğünü düzenliyor. İşveren iş yerinde işçinin cinsel tacize ya da psikolojik bir şiddete maruz kalmaması için her türlü önlemi bu maddeye göre almak zorunda. Üstelik de işverenin kendisini ilgilendiren bir olay değil, bir başka işçiden de işçiye yönelik cinsel taciz ya da psikolojik şiddet diye tanımlayabileceğimiz ya da mobbing diye tanımlayabileceğimiz bir saldırıyla karşılaşmaması için işveren iş yerinde gerekli her türlü önlemi almakla yükümlü. Bu yükümlülüğüne aykırı davranmanın yaptırımı da yine 49 üzerinden gidip, eğer varsa maddi zararlar, yoksa manevi zararlar. Örneğin işçinin iş sözleşmesini sona erdirmek zorunda kalması, ki bu bir hak, kıdem tazminatını yapıyor. Çalışma ortamının tümüyle yok edilmesi ve bu arada işsiz kalması bana göre maddi zarardır. Bu kanun kapsamında işçi eğer mobbinge uğrayarak iş yerini terk etmek zorunda kalmışsa sadece kıdem ihbar tazminatıyla yetinmemeli. Sadece manevi tazminatla da yetinmemeli. Bu nedenle İşsizlik sigortası kapsamında karşılanmayan somut maddi zararlarının da tazminini isteyebilmelidir bir. İkincisi, diyelim ki bu nedenle çalışamadı, depresyona girdi, çalışma olanağını yitirdi o anlamda. Çünkü çalışmak için biz sağlıklı olmak gerekiyor. Sağlığın bir boyutu da ruhsal iyilik halinde olmak. Ruhsal iyilik halinde olmayan birisini çalışamadı. Bu durumda da bana göre işverenden, hı hı, ve bizzat bu işi yapan işçi ya da işveren vekili, her kimse ondan, ama her durumda işverenden işçi zararlarının giderimini isteyebilir. Bir başka kurum daha var. Bu çok fazla bilinmiyor ama çok ilginç, içtihat niteliğinde de kararlar veriyor. Türkiye'de bir 6701 sayılı kanun kabul edildi. 6701 sayılı kanun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu. Bu kanunda hem mobbing tarif ediliyor, hem psikolojik şiddet tarif ediliyor, hem de bu kanun gereği bir kurul oluşturuluyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulu diye. Bu kurulun
Bu konudaki yapılmış olan başvuruları inceleme, delil toplama ve içtihat niteliğinde kararlar verme yetkisi var. Bu kararlar da önemli kararlar. Ben baktım kurulum vermiş olduğu kararlarına. Daha çok Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki tariflere de dikkat alarak şimdiye kadar çok ciddi somut bir takım olaylar üzerinde ihlal kararları vermiş olduğunu gördük. Örnek var mı? Var, kitabı aldım da şimdi yanımda yok. ama şöyle söyleyebilirim. Örnek kararlara ulaşmak da çok kolay. Google'a Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye yazdıklarında mobbinge ilişkin onların içtihat niteliğindeki kararlarına siteleri çıkıyor karşımıza. Sitede de içtihat niteliğindeki kararlarına ulaşmak mümkün. Bu kararların bir kısmının gerekçeleri birbirine çok benziyor olabilir ama somut olayın değerlendirdiği bölümler ilginç. Detaya girmeyeceğim ama bilmemiz gerekiyor. Çok sık kullanılmayan ama 6701 sayılı bir kanun var. Bu kanun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunu. Sadece mobbing, sadece psikolojik şiddet değil, eşit işlem bonusuna aykırı davranıldığını düşünen, ayrımcılığa uğradığını düşünen herkesin başvurabileceği bir kurul var. Bu kurul her iki tarafın, işverenin de ifadesini alarak, cümle alarak bir takım sonuçlara ulaşıyor. Kullandığı terminoloji ve temel kavramlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer konulardaki içtihatlarından hareket ederek kullandığı kavramlar. Bu yüzden de terminoloji anlamında da insan haklarının savunmasını daha yakın bir pratikleri var şu ana kadar vermiş oldukları kararlardı. Peki. Şöyle mobbing meselesine ilişkin Yargıtay'ın verdiği ve önemli olduğunu düşündüğünüz kararlar var mı? Yani işçilerin lehine ya da aleyhine. Şimdi mobbing konusunda Yargıtay'ın kararlarını da ikiye ayırmak lazım. Bir, neyin mobbing olup olmadığını belirleyen kararlar. Daha önce konuşup programın başında da söylemiştik. Her kötü muamele, basının da köpürtmesiyle mobbinge uğradım denildiği için Yargıtay sık sık kararlarında mobbingle kişilik haklarına saldırı niteliğindeki kötü muamelenin aynı şeyler olmadığını, mobbingin ne anlama geldiğini ifade eden kararları var. Bunları bir tarafa bıraktım. İkincisi, Yargıtay'ın bir sürü işçi lehine de kararları var. Yargıtay kararlarına baktığınızda evet, Yargıtay kişilik haklarına yönelik haksız saldırı, küfür, fiziksel şiddete maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, ayrımcılık yapmak, bunlara yönelik tazminata karar veriyor. Burada da bir sorun yok gibi görülüyor. Ama asıl sorun şurada, Yargıtay kararlarındaki manevi tazminat, özellikle de işçinin kişilik haklarına yönelik haksız saldırı gündeme geldiğinde bir zenginleşme aracı görülmediği için çok sembolik düzeyde olayın ağırlığını karşılamayacak ya da daha doğrusu manevi tazminatın caydırıcılık özelliğiyle bağdaşmayacak nitelikte bir takım kararlar vermiş olduğunu görüyoruz. Bu konu bence Yargıtay açısından da yeni. Giderek daha sık kullanılacak, daha sık gelecek. Örneğin zannediyorum Yargıtay meslek etiğine uygun hekimlik yaptırılmadı işveren tarafından bana diye bir davayla her gün karşılaşmıyordur. Çünkü bu etiğe sahip çıkarak bu etiğe uygun hekimlik yaptırılmasına izin verilmediği durumda dava eden ve işveren otoritesiyle çatışmayı göze alan hekim sayısı da çok fazla yok. Dolayısıyla bunların hepsi buna bağlı olarak gidiyor. Yargıtay da bu ülkede yaşayan yargıçlardan oluşuyor. Ne kadar çok talep olursa, ne kadar çok derdini, sancısını anlatır ve dava yoluyla ileri sürebilirlerse o kadar çok bu korumayı genişletmek mümkün. Ama her konuşmada altını çiziyorum ve çizeceğim. Bundan sonra da ne yazık ki yargılamanın maliyeti işçiler açısından çok ağırlaştırılmış durumda. Davanın kaybedilmesi, riskini alması ekonomik olarak işçinin gerçekten çok zor. Bunun bir dizi olumsuzlukları var ve buraya da hep işaret edip işçi açısından yargılama maliyetlerini 12 Eylül öncesinde olduğu gibi hem harçlar açısından hem tebligat giderleri açısından sıfıra indirecek bir yargılama sistemine acilen ihtiyaç olduğunu da sık sık tekrarlamamızda yarar var diye düşünüyorum. Peki. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Mobbing kısmına ilişkin, mobbingin tanımına, yasal mevcuatta indiği yere ilişkin. Mobbingin tanımını sanıyorum geçen hafta çok üzerinde durduk. Buna yönelik hukuki yolların üzerinde de durduk. Ama bu hukuki yola çıkarlarken herkes hep şunu yapıyor. Benim kazanma şansım ne? Kazanabilir miyim? Şimdi duvarı buradan örersek hiçbir yere gidemeyiz. Çünkü bu sorunun yanıtını hiç kimse veremez.
Bu bir hak mücadelesidir. Üstelik bunlar kişilik haklarıdır. Yani bizi biz yapan haklardır. Eğer biz bu hakların arkasında durmazsak, yani kişilik haklarımızın arkasında duramazsak, o zaman insanlığımızın arkasında duramıyoruz demektir. Tabii ki sistem kimsenin kahraman olmasını gerektirmeyecek güvencelerle donatılmış olması lazım ama sistemimizde bu da yok. O halde kişiliğimizi korumak için hem bu hakların arkasında durmalıyız ve bilmeliyiz ki bu hakların arkasında kalıcı kazanım şekilde getirebilmemizin yolu bizim gibi olanlarla, kişilik hakları her gün hukuka aykırı bir eylemle ihlal edilebilecek durumda olanlarla sırt sırta verip örgütlü, sendikalı, birlikte bir mücadeleyle kişilik haklarını dokunulmaz kılmak gerekiyor. Mahkeme, daha sonraki aşama, mahkeme kesin çözüm değil. Kesin çözüm istiyorsak biz haklarıyla birlikte var olan işçiler, çalışanlar olacaksak bunun için bedel ödemeyi göze alıp hızla örgütlenmek ve örgütlülükten ödün vermemek gerekiyor. Peki hocam, şimdi özel bir üniversite çalışanlarına kılık kıyafet kuralları üzerine bir mail atıyor. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Üniversite dışarısında öğrencileriyle çay kahve içmeme konusunda da bir uyarıda bulunuyor. Şimdi toplamda bütün bunlar, bu kurallara, üniversitenin belirlediği, çalışanlarına ilettiği bu kurallara uymayan çalışanlar mobbinge uğramış sayılabilir mi? Yani bunlar bir mobbing örneği olarak verilebilir mi? Bunların bir mobbing örneği olabilmesi için üniversitenin bu ilana uymayanlara sistematik, örgütlü, onları değersizleştirecek mobbing tarifine uygun bir organizasyon içerisinde baskı yapmış olması lazım. Ama önce üniversitenin yaptığının üzerine konuşalım. İşverenin yönetim hakkı kapsamına girmeyen hiçbir konuda işçiye emir ve talimat veremez. Şimdi kılık kıyafet işverenin yönetim hakkı içerisinde midir? Yapılan işe göre değişir. Birinci öncelik, eğer belli bir kılık kıyafet işçi sağlığı iş güvenliği açısından zorunluysa, evet, bunu işçi uymak zorundadır. İkincisi, belli bir kılık kıyafette iş yerinde çalışmak o işletmenin özelliklerinden birisi haline gelmişse, markayı yansıtan bir şeyse ve işçi işe başlarken bu şekilde çalışacağı konusunda bir anlaşma ya da çok belirgin bir şey varsa, evet. Ama bunlar yokken bir üniversitede bir akademisyenin şu veya bu kıyafeti giyip giymemesi konusunda üniversitenin müdahale etmesi yönetim hakkı kapsamının içerisine girmez. Şimdi yasal dayanağı olmayan bir yetkiyi kullanmak, bir zoru kullanmak, bunu yap, yapmazsan şunu yapıyorum demek hukuka aykırı açıkça bir saldırıdır. Meşruluğu yoktur. Dolayısıyla o insanların buna uymak gibi bir yükümlülükleri de yoktur. Uymaması halinde uğradıkları bir yaptırım nedeniyle zarara uğramışlarsa o üniversitenin de bu zararı gidermesi gerekir. Hele üniversite dışında öğrenciyle nasıl bir ilişki kuracak ki öğrenci bir yetişkin, üniversite öğrencisi, akademisyen bir yetişkin, iki yetişkinin üniversite içinde ya da dışında nasıl bir ilişki kurması gerektiğini üniversitenin dayatması, belirlemesi düşünülebilecek bir olay değildir. Yani orası artık üniversite değildir zaten de. Ama iş hukuku açısından da böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bunu yaparken güvenliğe haber veriyor. Ötekine bilmem ne yapıyor. Bir organizasyon yaratıyor. Bu organizasyon, aa hoca senin bıyığın uygun değil, öbürüne senin eteğin bilmem ne değil, diğerine bilmem ne diyor. Bunu yapmayanlara diğerler de gülüyor ya da bu şekilde olmuşsa evet bu bir mobbinge dönüşür. Ve dolayısıyla örgütlü bir baskı haline dönüşür. Mobbing çerçevesinde tazmini gerekir. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, haftaya görüşürüz. Peki. Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Programımızı bitirmeden önce seyircilerimize şöyle bir şeyimiz olsun. Ekranın alt kısmında yer alan mail adresine adaletin iş yüzünde konuşulmasını istediğiniz önerileriniz ya da sorularınız varsa iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.